Filiz'i Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere içi kat kat, dışı yumuşacık, nefis bir poğaça tarifim var. Bir paket kuru maya ve bir yemek kaşığı toz şekeri karıştırma kabına alıyorum. Ve bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su alıyorum. Bardak ölçüm 200 milimlik arkadaşlar. Bir çay bardağından iki parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra unu ilave ederek devam ediyorum. Bir tane yumurtanın akını içerisine ekliyorum. Ve sarısını üzeri için ayırdım. Artık unu ekliyorum. Hepsini bir anda boşaltmayalım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Gerçekten sizleri zaten lezzetini anlatamam muhteşem bir poğaça oluyor kasimer poğaça yapıyoruz bugün toplamda beş buçuk su bardağı un kullandım bardak ölçüm 200 milimlik yine aynı şekilde arkadaşlar Spatulayı içerisinden çıkartıyorum ve özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuruyorum hamur işlerindeki en önemli püf noktalarından bir tanesi hamurun iyi yoğurulması Aksi halde kaliteli sonuçlar elde edemezsiniz hamuru toparladım şöyle gördüğünüz gibi çok aşırı yumuşak ya da çok aşırı sert bir hamur olmayacak kulak memesi kıvamında olması yeterlidir hamuru toparladım iyice tezgahta da yoğurdum ve artık karıştırma kabına alıyorum ve mayalandırmaya bırakıyorum Yaklaşık 35 dakikada güneşte mayalandı. Şöyle sizlere göstereyim. Gerçekten çok da güzel kabardı. Maya havasını alalım hamurun mutlaka. Aksi halde maya tadı gelecektir ağzınıza. Kesme kartıyla kabın kenarlarını temizliyorum ve tekrar tezgaha alıyorum. Mutlaka biraz un serpelim ki yapışmaması için. Bu aşamada kesinlikle yoğurmayacağız. Sadece toparlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Aksi halde bu güzelim mayası gelmiş hamuru söndürebilirsiniz. Çok fazla hırpalayıp ezmeyin. Ortadan ikiye bölüyorum. İki tane büyükçe bir beze elde ediyoruz her bir bezeyi şöyle yuvarlıyorum. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Hamurun bir tanesini aldım. Unlayarak açmaya başlıyorum. Çok aşırı un serpmeden hamuru açıyoruz. Şöyle küçük bir oklava ile açsın. Dilerseniz bir merdane ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Şöyle tersini çevirerek de unluyorum. Bu şekilde açmayı devam ediyorum. Bu hamuru açmak için usta olmanıza hiç gerek yok. Hamur zaten yumuşacık. Açıldıkça açılıyor. Çok aşırı incecik zar gibi bir hamur açmayacağız. Onun için çok basit. Şöyle gördüğünüz gibi büyümeye başlıyor artık aynı poğaçalardan sıkıldıysanız bu şekilde de yapabilirsiniz gerçekten çok beğeneceksiniz şöyle e, oklavaya sarıyorum ve kendime doğru çekerek biraz daha büyümesini sağlıyorum şöyle hafif bir kare form veriyorum kenarlarını mutlaka biraz inceltelim çok aşırı incicik yapmayın lütfen Sadece kenarları kalın durmasın. Evet bu şekilde hazırladım. Ve 125 gram eritmiş olduğum tereyağın yufkanın üzerine bir kaşıkla alıyorum. Ve daha sonra fırçayla iyice her yerini yağlıyorum. Birinci işlem bu şekilde arkadaşlar. Şöyle iyice yağladıktan sonra katlama işlemi yapıyorum. Şöyle uçlarından tam ortaya doğru getiriyorum. Kare bir şekilde katlıyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Kat yerlerini az az tereyağı sürdüm. Ve ee, buzdolabına kaldırarak üzerine kapat kapatalım mutlaka kabuk tutmaması için. Buzdolabında bir 15 dakika en az bekletelim. Tereyağı iyice donsun. İki bezeyi de bu şekilde ayrı ayrı yaptım. 15 dakika 20 dakika hiç fark etmez dinlendirebilirsiniz. Şöyle tezgaha unluyorum ve Katlamış olduğum hamuru tezgaha alıyorum ve açmayı tekrar başlıyorum. İkinci işlemi de bu şekilde yapıyoruz. Hiç gözünüzü korkak alıştırmayın arkadaşlar. E, denedikçe sizler de en iyi sonuçları alacağınızdan eminim. Çünkü tariflerimi en ayrıntısına kadar anlatıyorum. Umarım beğeniyor, keyifle de izliyorsunuzdur. Şöyle yine küçük bir oklava ile açıyorum. Merdane ile de açabilirsiniz. Yalnız çok fazla güç denemeden hafif hafif bastırarak açmanızı tavsiye ederim. Yine aynı şekilde kare bir form vereceğiz. Şöyle nasıl güzel açılıyor. Gördüğünüz gibi hiç fazla yırtılma olmuyor. Elimizle düzeltelim ve kenarlarını sadece kenarlarını inceltelim. Fazla çok incecik yapmayın arkadaşlar. Çünkü pamuk poğaça yapıyoruz. Şöyle bir köşesine beyaz peynir ve kaşar peyniri ekliyorum kaşar peynirini fazla koymayın. Biraz az olsun kaşar peyniri. Beyaz peynir koyabilirsiniz. Kenarlarını içe doğru bu şekilde rulo şeklinde sarıyorum. Çok aşırı sıkı sıkı sarmayın lütfen. İçi de rahatça pişmesi için bu da çok önemli bir ayrıntıdır. Evet, kalınca şöyle bir rulo yaptım. Bir kenarıyı alıyorum. Diğer hamuru da aynı şekilde yaparak devam ediyorum. Evet iki tane yufkayı da bu şekilde hazırladım ve bir kesme kartıyla kesiyorum. İkişer üçer parmak olacak şekilde kesebilirsiniz dilediğiniz gibi. Şöyle yakından göstereyim içi nasıl kat kat. Yağlı kağıt kullanmış olduğum tepsiye diziyorum. Mutlaka yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ederim. Hem tepsiniz temiz kalacaktır, hem de yapışma ihtimali olmayacaktır. Evet, bu şekilde tepsiye aldım. Toplamda 15 tane poğaça elde ettik katmer poğaça üzerine örtüyorum ve tepsi mayası yapıyorum 10 dakika. Üzeri çok fazla kabarmaması için hafif bastırıyorum. Ve ayırmış olduğum bir tane yumurta sarısının içerisine şöyle birkaç damla süt damlattım. Yumurtayı açtım ve poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Evet, yumurta sarısını sürdüm hepsini ve şöyle mavi haşhaşla çok az serpiştiriyorum. 180 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Evet, poğaçalarım pişti, çok güzel kabardı, kat kat muhteşem bir poğaç oldu arkadaşlar. Kaşarlarda çok fazla eriyip taşmadı gördüğünüz gibi sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Eğer sıcak tüketmeyecekseniz içerisini sadece beyaz peynir, lor peynir de kullanabilirsiniz. Şöyle yumuşaklığını sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten içi pişti kat kat gördüğünüz gibi pamuk gibi pişmiş Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun. Eğer yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Bir tane daha göstermek istiyorum. Ne kadar güzel olduğunu bu şekilde de görebilirsiniz. Bugünlük de bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.